Bu dersimizde de veri tiplerinden ve değişken kavramından bahsedeceğiz. Daha önceden herhangi bir programlama dili temeliniz varsa aslında aynı kavramlar. O yüzden bu ders sizi sıkabilir, bu dersi geçebilirsiniz ama bu konu hakkında hiçbir bilginiz yoksa ben şöyle günlük hayattan bu konuyu sizlere anlatmaya çalışacağım. İlk olarak ben şimdi size desem ki aklınızdan iki tane sayı tutun. Birinci sayı tuttunuz. Bunu kafanızda birinci sayı diye kaydettiniz. İkinci sayı tutun dedim. İkinci sayı olarak bunu da kaydettiniz. Sonra bu sayıları çarpın dediğimde tuttuğunuz o birinci sayı değeriyle ikinci sayı değerini ne yaparsınız? Çarparsınız. İşte burada da ilk programlamaya başladığınızda herhangi bir dilde ne olduğu önemli değil. İlk karşınıza çıkan kavram değişken kavramıdır. Ve değişken kavramı programda hafızada tuttuğumuz verileri ifade etmek için kullandığımız isimlere biz değişken diyoruz. Burada da zaten açıklamasını yaptım. Bunun çalışma mantığı şu şekilde. Bizim belleğimiz yani bizim program çalıştığımızda bellek RAM dediğimiz alanda bazı kutucuklar. Bunların her birinin bir adres değeri vardır. Ve siz buraya dediniz ki birinci sayı. Birinci sayı bellekte şöyle bir alana hitap eder ve bu alanın içinde tuttuğunuz verinin türüne göre buranın boyut değişir. Yani bir sayı tutmak ile uzun bir metni tutmak için haliyle aynı alan ayrılmayacaktır. Sayı için atıyorum bu kadar alan ayrılırken işte metin için bu kadarlık bir alan ayrılabilir. Genel olarak mantık bu şekilde. Ve siz buraya bir değer yazdınız 23 diye. 23 sayısını programınızın içinde kullanmak için direkt olarak 23 demezsiniz de sayı 1 dersiniz, birinci sayı dersiniz. İşte buradaki bu birinci sayı ismine biz değişken diyoruz ve adı üzerinde değişken olduğu için ben birinci sayı diye ayırdığım alanı 23 değerini atadım ama daha sonradan buna gidip 45 değerini de koyabilirim. Peki yine mantıken şunu sormak istiyorum size. Birinci sayı diye bir alan ayırdım. Atıyorum 32 bitlik bir alan ayırdım. Gidip de buraya Emre yazabilir miyim? Hayır arkadaşlar. Emre yazamam. Çünkü bu alanı ben sayı için ayırmıştım. İlk başta bu değişkenimi buna göre tanımlamıştım. Haliyle gidip de buraya Emre Altunbilek bıdı bıdı diye bir metin yazamam. Ama yine bir sayı atıyorum 0 yazarım, eksi 50 yazarım vesaire ama gidip de metin yazamam. İşte buradaki bu değişkenlerimizin sakladığı verinin türlerine de biz veri türleri diyoruz ve her programlama dilinde olduğu gibi Dart'ta da kendi içinde yani built-in tanımlanmış bazı veri türleri var. Mesela ilk temel olarak number diye bir genel veri türünden bahsedeceğiz ve bunun içinde tam sayılar için 3 gibi, 5 gibi, eksi 50 gibi sayıları tutmak için integer diye bir veri türümüz var. Int diye geçiyor. 35.40, 96.50 gibi ondalıklı ifadeleri tutmak içinse double diye bir veri türümüz var. Şimdi Java'dan, Kotlin'den tam Python'ı bilmiyorum ama belki Python'da da büyük ihtimal vardır. Hocam float yok mu, işte long yok mu diyen arkadaşlar olabilir. Yok arkadaşlar. Dart dilinde sadece 3 tip. Bakın aslında bu number'ı da işleyeceğiz. Num diye bir veri tipine sahip. Yani şunu bilmeniz yeterli. Ben eğer programımda sayılarla uğraşacaksam bunun integer, double veya num türünde olması gerekiyor. Ve ilk dersimizde hatırlarsanız Emre Altunbilek gibi bir ifade yazmıştık. Ben Dart'ı öğreneceğim gibi bir metin ifadesi yazmıştık. İşte bu metin ifadelerinde biz stringler diyoruz. String de ayrı bir veri türü. Yine bunu hani belki şu an ilk defa öğreniyorsunuz. Nerede kullanacağım diye düşünebilirsiniz ama oldukça küçük ve işlevsel bir veri türümüz var. Boolean diye. Bu sadece true ya da false. Atıyorum A küçük mü 50'den, B büyük mü 20'den, işte Emre metin ifadesi eşit mi Emre metin ifadesine gibi. Bana doğru ya da yanlış diye geri dönüşler yapan veri türüne de biz Boolean diyoruz. Sonrasında list diye bir alan geliyor. Aslında şu dördünü biz daha sonra kursumuzun ilerleyen zamanlarında işleyeceğiz. Ama şu an için bilsek şöyle bir genel olarak list, map, run ve sembol diye de veri türlerimiz var. Yine diğer dillerden özellikle Java'dan gelenler. Hocam Java'da primitif tipler vardı bir de daha sonra da kendi yaptığımız sınıflar vardı diyebilirler. Burada primitif tip yok. Burada saydığımız bütün verilerin hepsi aslında birer nesnedir. Yine o dilleri bilip biliyorsanız, nesneleri, sınıfları biliyorsanız nesnelerin de varsayılan değerleri null'dır. Normalde Java'da veya Kotlin'de integer bir sayı tanımlarsanız içine gidip de buradaki gibi 23 koymazsanız
Derleyici onu ilk olarak sıfır olarak aldılar. Ama burada her biri nesne olduğu için nesnelerinde varsayılan değeri olan nal değer algılıyor. Bunları zaten tek tek üzerinde durup işleyeceğiz ama genel olarak şu an için bilmeniz yeterli. Yeri geldikçe böyle diğer dillerle olan, en azından bildiğim dillerle olan karşılaştırmalarını yapacağım ama bilmeyen arkadaşlar da şunu bilsin. Ben sayılarla uğraşıyorsam şu üçünü, metinlerle uğraşıyorsam şu üçünü, doğru ya da yanlış gibi ifadeler kullanıyorsam boolean değeri kullanacağım. Dediğim gibi bunlar biraz daha ileri seviye konular. Bunlara da yeri gelince bahsedeceğiz. Bundan da bahsettik. Eğer gidip de siz bir değişken tanımlayıp integer sayı eşittir 5 yerine integer sayı deyip bırakır ve bu ifadeyi kullanırsanız sıfır değil null diye bir şey alacaksınız. Peki null nedir? Null da arkadaşlar bellekte ayrılmış boş bir alan. Bakın boşluk demiyorum çünkü boşluk da aslında bir değer. Sadece boş bir alanı, içine herhangi bir veri konulmamış alanı ifade eden yapıya biz bilgisayar dünyasında null diyoruz genel olarak. Ve bunları bu şekilde belirtebileceğiniz gibi, yani ben size bir sayı tutun dedim ya, aklınızdan bir şey tutun deseydim ne yapacaktınız? Bu bir sayı olabilirdi veya bir metin ifadesi olabilirdi. Yani türünü bilmiyorsunuz veya türünü belli etmek istemiyorsunuz. İşte o gibi durumlarda da biz var anahtar kelimesini kullanıyoruz ve bu variable'ın kısaltılmasından geliyor. Aslında bizim Dart dilimiz oldukça veri türlerine bağlı bir dil. Yani siz bir değişken tanımlarken mutlaka onun değerini, onun tipini belli etmek zorundasınız, vermek zorundasınız. Aksi takdirde hata alırsınız. E peki burada biz vermiyoruz. Yani ben burada var sayı deyip sayı atayabileceğim gibi var sayı deyip emre gibi bir metinsel ifade de koyabilirim. Nasıl oluyor? Siz buna ilk verdiğiniz değer eğer bir sayıysa sistem bunu otomatik olarak integer olarak tanımlıyor. Eğer bir metin verirseniz sistem bu var dediğiniz şeyi otomatik olarak bir string olarak tanımlıyor. Böylece yine veri türüne bağlı bir dil olarak bizim programımız çalışıyor. Ve bunun da uygulamasını göreceğiz. Ben gidip de var sayı deyip bir sayı atadığım değere daha sonradan bir metin ifade aktaramıyorum. Zaten o durumda ne anlama geliyor? Benim şurada verdiğim bilginin doğru olduğu anlamına geliyor. Evet, genel olarak veri tiplerimiz ve değişken kavramları bu şekilde. Dilerseniz bir sonraki derste number'larla başlayalım. Küçük küçük örnekler yapalım, alıştırmalar yapalım. Ve böylece ilk değişken kullanımını ve veri tipini görmüş olalım.